Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Burak Aydın. İstanbul'da fonksiyonel tıp hekimliği yapmaktayım. Ağrı üzerinde de çalışmalarım var. Bugün size bütüncül yaklaşım nedir? Bütüncül tıp nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Hastalığı sadece fiziksel belirtileriyle sınırlamamamız gerekiyor. Kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal boyutlarını da dikkate alan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. İşte bütüncül tıp tam olarak da bu manaya geliyor. Bütüncül yaklaşımda yani bütüncül tıpta hastalık sadece semptomlardan oluşan bir problem olarak değil, kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, stres düzeyi ve duygusal durumu gibi faktörlerle birlikte ele alınması gerekiyor. İşte bu nedenle bütüncül yaklaşım hastalıkların oluşumunda ve iyileşmesinde birçok faktörün rol oynadığına inanılan ve bu faktörlerin bir arada ele alınarak tedavi sürecinin yürütülmesi gerektiğine inanılan bir yaklaşım modeli. Hastalıklara bakış açımızda bizim dört ana temel faktör var. Bunlardan birincisi kabızlık. Boşaltım sistemimizin her gün bir şekilde aktive olabilmesi gerekiyor. Detoksifikasyonu yani toksinleri arındırabilmek için bu şart. Bir diğer ise hidrasyon. Yeteri kadar sıvıyı gün içinde kesinlikle tüketmemiz lazım. Bir diğerisi uyku bizim şarjımız. Saat 10-11 ile sabah 5-6 arasında uykuda geçirebilmemiz ve bu uykunun da kaliteli bir şekilde olması gerekiyor. Bir diğer ise stres yönetimi. Stresimizi yönetemezsek gün içinde ciddi bir strese maruz kalabilirsek iş stresi olabilir, aile stresi olabilir vesaire. Bunları bir şekilde dengeli bir şekilde yönetemiyorsak biz kesinlikle hastalıklara davetiye çıkarıyoruz demektir. Kısaca bütüncül yaklaşım budur. Bu dördünün dengesini sağladıktan sonra vücuttaki hangi vitamin mineral eksikse onları yerine koyarız. Hastalıklar oluştuysa bunların geri dönüşü için elimizden geleni yaparız. Ve insanı sadece bir fiziksel beden olarak değil enerjik beden olarak da sosyal yapısında değerlendirir ve buna yönelik bir tedavi protokolü çıkartırız. Ve sürekli ilaç kullanmasından ziyade şifalanabilmesini sağlarız. Konuyla ilgili sorularınızı lütfen yorum kısmına iletiniz. Bunların ivedi bir şekilde cevaplandığını göreceksiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Argivit sundu.